Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba arkadaşlar sizlere bir sorum olacak yani aranızda elbette benden daha tecrübeli insanlar var ve başına gelmiş e, bu tarz olaylar da başına gelmiştir çünkü benim 3-4 tane kızım bir anda gurk olmadı bununla ilgili size soru soracağım yani benim şimdi merak ettim şimdi bunun 4 tane yavrusu evde e, bunda Buna katacağız. Hatta ilk 10 tane yavru çıkmıştı. Onu da bir deneyeceğiz arkadaşlar bunlara katmaya. Ama o 10 yavrudan şöyle bir korkum oluyor. Anne bir şey yapmaz. Yalnız yavrular diğer yavrular küçük kaldığı için e, bunlara zarar verir diye düşünüyorum. O yüzden de e, o yavruları hani ilk çıkan kuluçka makinesinden çıkarmış olduğum 10 yavruyu özel besleyeceğiz. Ancak merak ettim şu, bunlar bir arada, hepsi beraber, yavruları yavrularıyla beraber burada yaşayabilirler mi? Çünkü tek korunaklı yer burası. Çünkü ben işe gideceğim. Yani işe gittiğim zaman gözüm arkada kalmasın diye. Yani sizlerin de fikrini almak istedim. Hani acaba diyorum, hepsi bir arada. Yani diğer saçaklı saçaklı kızım da var. Üç tane gurkum burada var. Üç gurpta, ay pardon, bir gurpta orada var. Dört tane gurk kazım var. Yani ilk defa başıma geliyor. Yani nasıl yapacağımı bilemedim. Yani bununla ilgili sizlerin fikrini almak istiyorum. Yani bir arada bu hayvanlarımız yaşayabilirler mi? Şundaki yavrular da çıksaydı çok güzel olacaktı. Yani mas kazı yumurtası vardı bunda. Hatta e, şunda da var. Bu ne yaptı bilmiyorum. Bunda da hiç Ses seda yok. Hiç ses duyamıyorum şu an. Kızım. Saçaklı. <laughs> Saçaklı. Bir yumurtaya bakabilir miyim? Ama kalkmak yok. Dur. Yavrum sende çok yumurta var ama ya. Sen bunca zaman yumurtayı şunları alalım. Diğer kızın altına koyalım. bu maşallah sen çok yumurta koymuşuz. Yok. Mast alalım. Dur bakalım. Dur bir tane daha mast vardı sende öyle hatırlıyorum. Dur bakayım kızım benim. anam Şu muydu? Heh. Bakalım arkadaşlar. bunlar mast kazı yumurtası ama. Hiçbir kırılma yok. Ee, diğer kazımın altına koyacağım. Çünkü e, nasıl söyleyeyim? Dur yavrum sakın ısırayım da yumurta kırayım deme. Gözünü seveyim. Dur kızım. Dur. Tamam. Tamam. Allah'ım ya psikopatı. Tamam. İş, tamam yavrum. Tamam kızım. 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 Yavrum. Uf. tamam. Tamam. Dur. Yumurtayı kırma da. Ne yaparsan yap. Onu nasıl bir psikopatsın yavrum sen ya. Anam tamam 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 kızım tamam benim bunu anam 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 tamam Al şunları altına. Heh. Tamam. Şş, tamam. Tamam kızım. Tamam. Ya böyle de bir psikopat arkadaşlar bu. Çünkü buna çok yumurta koymuşuz. Elim acıdı be. Çok yumurta koymuşuz arkadaşlar. İki tane mask kızını aldım. Buna koydum inşallah. Bir şey yapmaz. Şimdi kapılarını da açtım. Biraz yemek yesinler diye. Şimdi kalkacaklardır buradan. Şu daha hiç kalkmadı arkadaşlar. Bu güzel bir gurk aslında. Güzel bir tam böyle zamanlamalı gurka yatmış bir kaz. İlk 5 gün hiçbir şekilde kalkmadı arkadaşlar. Yakında kalkacaktır. Şunlar sürekli kalktı. Şu da kalkmadı. Şu ikisi, iki gurk güzel yattılar. Ama şundan biraz şüpheciyim. Ancak kalktı ama belki de daha güzeldir hani kalkması falan bu kurkumuz kalkıp kalkıp durdu. Şu hiç kalkmadı. Şu da ara ara kalktı. Şunu daha kalktığını görmedim. Sadece erkek kızın bunu döverken gördüm. Ee, öyle bir problem oldu. Bunu dövüyordu. Muhtemelen de alacak kızın eşi diye böyle bir şey oldu. Durum bu arkadaşlar. Hepsi bir arada yaşayabilir mi? Yaşayamaz mı? Sizden bunu yani cevabını istiyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.